Hacı Kasım Süleymani'nin. ABD'nin 2020'de şehit ettiği İran devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda anma töreni düzenlendi. Anma etkinliğine Vatan Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Gençlik Birliği ve Caferi Der yöneticileri katıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in mesajını Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak okudu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Başkonsolosu Cevat Mabudi Far, İran'da yaşanan terör saldırılarını ulusal kanala değerlendirdi. Ve maalesef ülkemizde de bir patlama gerçekleşti. Bundan dolayı ben de başsağlığı diliyorum ülkemin rehberine, halkına, oranın halkına, şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Kasım Süleyman'ın şehit edilmesindeki asıl amaç direnişin ilerleyişini, hareketini durdurmak idi. Ancak bunu başaramadılar. Hacı Kasım'ı şehit ederek bu direnişin önüne alamadılar. Aksine direniş daha bilinçlendi, daha bir kenetlendi ve bunun örneğini bugün Gazze'de görmekteyiz. Amerika'nın ve Siyonizmin sonu geliyor. Ulusal kanala konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, ABD'nin sonunun geldiğini vurguladı ve bölge ülkelerinin birleşmesine dikkat çekti. Büyük şeytan Amerika ve Siyonizm artık şehitlerimizin adından ve ölülerinden bile korkar hale geldi. Bu terör saldırısının ucu CIA'ya ve Mossad'a dayanıyor. İran ulusu, İslam ümmeti bunlardan yılmaz. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Amerika'nın vekil savaşçıları PKK'ya göz açtırtmıyor. Benim cinayetler Türkiye'yi, İran'ı, Suriye'yi, Irak'ı, Lübnan'ı bir araya getirir ve Amerika'yı bölgemizden kovar. Caferi Der Başkanı Hasan Babur da saldırılara ilişkin mazlum milletlerin direnişine dikkat çekti. Hacı Kasım Süleyman'ın şehadeti şunu gösteriyor ki artık Amerika ve emperyalist güçler İslam topraklarında barınamayacaklar. Bunlar kendi sonlarını hazırladılar ve bu son bulacak. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.